Şahıslar adına ikinci konuşmacı Manisa Milletvekili Sayın Bekir Başevirgen. Buyurun Sayın Başevirgen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kesin hesap kanunu, parlamentoya bütçeyi kullanma yetkisi verildikten sonra bu bütçenin ne tutarda, nereye kullanıldığını gösteren, denetimini yapan kanundur. Sayıştay, denetim raporlarına göre 2019 yılı merkezi yönetim hükümet bütçesiyle ilgili olarak 42 milyar 728 milyon lira ödenek üstü harcama yapılmıştır. Sayıştay, bu tutarın kanunla öngörülen %2'nin üzerinde %4.85 olarak gerçekleştiğini tespit etmiştir. Bu harcamaların nerelere, hangi nedenlerle yapıldığını açıklanmamış, hesap verme sorumluluğu da yerine getirilmemiştir. Ve bu durum Yüce Meclis'in takdirine sunulmuştur. Bu kadar büyük bir sapma bütçe tekniği açısından kabul edilebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mevzuatı açıkça ihlal eden bu durumun Yüce Meclis tarafından onaylanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın milletvekilleri, bir ülkenin gücü ve büyüklüğü vatandaşına sağladığı refahın yanı sıra zor dönemlerde vatandaşını ne kadar koruduğu ve ne kadar destek olduğu ile de ilgilidir. İçinden geçtiğimiz Covid salgını sürecinde iktidar ne yazık ki bu koruma ve destek olma gücünü vatandaşına göstermedi. Başından beri aklın ve bilimin ışığında tutarlı ve bütüncül bir sağlık politikası yürütmedi. Gerekli önlemleri almadı, almamakta da direndi. On binlerce insanımızın öldüğü bu durumdan başarı hikayesi çıkarmaya, siyasi rant devşirmeye devam etti. Şeffaf yürütmediği süreç nedeniyle halkı rehavete sürükledi. Tükeniyoruz, ölüyoruz diyen sağlık çalışanlarına kulaklarını tıkadı. Yüzlerce sağlık emekçisi maalesef hayatını kaybetti. Sağlıkçılar ve vatandaşlar hastanelerde yaşam mücadelesi verirken esnafın da nefesini kestiniz. Emekçilerin salgın sürecinin uzaması ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı iş ve gelir kayıplarını azaltacak adımları ısrarla atmadınız. Kapatma uygulaması ile 383 bin iş yerini kapatarak yaklaşık 2 milyon çalışan ve ailesini açlığa terk ettiniz. Esnafa hiçbir destekte bulunmadınız. Tek adres olarak bankaları ve faizli kredileri gösterdiniz. En son açıkladığınız paketle de esnafla adeta alay ettiniz. Peki başka ne yaptınız? 10 milyon 287 bin işsiz, 5.8 milyon genç işsiz yarattınız. Ücretsiz izinle 2 milyon 164 bin çalışanı günlük 39 TL'ye mahkum ettiniz. 11 milyon 641 bin kişiye aylık 899 TL ile yaşamak zorunda bıraktınız. Yap işlet devlet modeli projelere 6 yılda 140 milyar TL'den fazla kur farkı ödediniz. Bu parayla 1,5 milyon EYT'liyi emekli yapabilir, 3600 ek göstergeyi çıkartabilir, salgın sürecinde 2 milyon esnafın her birine 70 bin TL hibe verebilirdiniz. Ama vermediniz. Salgın sürecinde iktidarın öğretmen atamalarını yaptık, kaynaklarını ayırdık demesine rağmen yüz binlerce öğretmen hala atama bekliyor. Siz 60 bin atamayı bile yapmadınız. Yıllardır atama bekleyen binlerce ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendisleriyle veteriner hekimlerin de çığlığını hiçbir zaman duymadınız. Sayın milletvekilleri, iktidarın başarısızlık hikayeleri bunlarla da bitmedi. İthalat sevdası yüzünden ürünü para etmeyip tarlasında kalan çiftçinin feryadını da duymadınız. Çiftçiyi, köylüyü, tarımı bitirdiniz. İktidarınız döneminde tarımsal ithalata 111 milyar dolar ödenirken tarım kanunu ödemeniz gereken 221 milyar TL'yi çiftçiye ödemediniz. Tarım ve hayvancılığı ithalat lobilerine peşkeş çektiniz. Çiftçi borçlarını yapılandırmadınız. Çiftçinin traktörlerini bile hacizle ellerinden aldınız. Değerli milletvekilleri, bütçe konuşmasında
domates üreticisi zorda diyenlere, domatesli üretim %36, ihracat ise %100 artmış, domates üreticisi nasıl zorda cevabını veren Tarım Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum. Sayın Bakan, bu fotoğrafı geçtiğimiz ay bu kürsüden gösterdim. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Burası Manisa'nın Turgutlu ilçesi. Açalım lütfen. Çiftçinin domatesi tarlada kaldı ve koyunlara yem oldu. Domatesin, biberin, patlıcanın gerçekleri burada. Sayın Bakan, siz gerçekten nerede yaşıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere soruyorum. Kendi memleketinin gerçeklerinden haberi olmayan bir bakanın Türkiye'nin gerçeklerinden haberi olma ihtimali var mı? Sayın Bakan, istifa edebilmek de bir erdemdir. Nasıl damat bakan yönetemeyip istifa edip gittiyse siz de yönetemiyorsunuz. Çiftçiyi bitirdiniz, tarımı bitirdiniz, hayvancılığı bitirdiniz. İstifa edin ve lütfen görevi bırakın. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumunda sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi kendisidir sözüne cevaben, bu bütçe askıda ekmeğe muhtaç ettiğiniz, geçmediği yol ve köprünün parasını ödettiğiniz vatandaşın bütçesi değildir. Bu bütçe pandemi döneminde ürünü tarlada bıraktınız. Traktör... Bir selamlama lütfen. Traktörünü harz ettiğiniz, borçlarını yapılandırmadığınız çiftçinin bütçesi değildir. Bu bütçe devlete 40 yıl vergisini ödeyip devletin kendisine 40 gün bakamadığı esnafın bütçesi değildir. Bu bütçe Cumhurbaşkanı maaşının 30'da birine layık görülen asgari ücretlinin bütçesi değildir. Bu bütçe önce maskesiz, şimdi de aşısız bıraktığınız vatandaşın bütçesi değildir. Bu bütçe atamayı çok gördüğünüz mühendis, öğretmen ve sağlıkçıların, düşünceleri yüzünden hapsettiğiniz gazetecilerin, 3600 ek gösterge bekleyenlerin, bir ömür çalıştırıp emekli etmediğiniz emeklilikte yaşa takılanların bütçesi değildir. Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe rantçı bütçesidir. Bu bütçe dolar lordları ile yandaşların bütçesidir. Bu bütçe vergi adaletsizliği bütçesidir. Bu bütçe beşli çetenin kıyak bütçesidir, kıyak. Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Biz bu bütçeyi sonuna kadar reddediyoruz, reddediyoruz, reddediyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.